Henüz ilçe tarım müdürlüğünde ikinci haftasında olmama rağmen 7 senedir burada görev yaptığımdan dolayı bölgemizi çok iyi tanıyorum. Aranızda beni tanıyanlar vardır. Devlet tarımının bundan sonra hak ettiği yere gelmesi için inşallah elimizden geleni yapacağız. Bundan böyle bölgemizde yaygın olarak üretimi yapılan ürünlerle ilgili verim potansiyeli arttırmak için sizleri sık sık konu uzmanı hocalarımızla bir araya getireceğiz. Aynı zamanda bölgemiz için alternatif ürünlerinde arayışı içinde olacağız bundan sonra. Bugün bu organizasyonların ilkini Sayın Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarlan Bitkileri Öğretim Üyesi Profesör Doktor Süleyman Soylu Hocam'la gerçekleştireceğiz. Hocam bölgemizi çok iyi tanıyor ve çiftçilerle sürekli ilişkiler içinde olan aktif bir hocamız. Sağ olsun bizleri kırmadı, buraya geldi. Bizleri kırmayıp gelen hocamıza, bizlere bu organizasyonda desteklerini esirgemeyen belediye başkanı Hamdi Acar'a, tüm muhtarlarımıza ve siz hatırımcılara teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Sayın Belediye Başkanı Hamdi Acar'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Çok kıymetli hocam, Tarım İlçe Müdürümüz, kıymetli muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, çok değerli, değerli çiftçi hemşerilerim. Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu toplantının da sizlere faydalı olmasını, memleketimize yararlı olmasını diliyorum inşallah. Bundan sonraki toplantılarda devam ederek size katma değer sağlar diye düşünüyoruz. Çünkü biz bununla ilgili önceki dönemde görev yapan arkadaşlara da rica etmiştik. Kışın Derbent'in eğitim dönemi, yazın da faaliyet dönemi. Çünkü yazın bir toplantı yapsanız insanları bir araya getirmeniz mümkün değil. Herkes yatarlarda çalışıyor. Akşam sonra yorgun geliyor. Böyle bir şey mümkün olmaz. Bir de hazırlık safhası ne zaman yapılır? Kışın yapılır. Şimdi bahar yapacağınız çalışmayı ne zaman tasarlayacaksınız? Bugünlerde tasarlayacaksınız. Bu sene dikim stratejiniz neyse onu bugünlerde hazırlayacaksınız. Burada da Cihan kardeşimize hayırlı olsun diyorum. Gerçekten istekli, gayretli bir kardeşimiz. İnşallah size ve Derbent tarımına, hayvancılığına ciddi katkı sağlayacak diye umut ediyoruz. Biz de her türlü desteği kendisine veririz. Çünkü Derbent'teki kurumlar arasındaki en önemli kurum hangisi diye sorsak tabii ki tarım deriz. Çünkü Derbent'i biz tanımlarken ne diyoruz? İşte yayla ve dağ turizmi bir taraftan da tarım ve hayvancılık. Tarım ve hayvancılık ne? Direkt ekonomiye, cebinize, efendim sizin rızkınıza temas eden şey. Şimdi ben de Allah'tan rahmet istiyorum. Yağışın bol olmasını istiyorum ama sizin kadar için belki yanmıyordur. Niye? Siz direkt ektiğinizi alacaksınız. Onunla birim geçiminizi sağlayacaksınız. Yani ne kadar empati yapsam da sizin içinizde bulunduğunuz durum kadar empati yapmam belki zordur. İnşallah Rabbim bol bol gene verecek ya. Şu gayretlerimiz gene dolacak inşallah. Sonuçta yüzünüz gene gülecek. Gülmesini temenni ediyoruz. Rabbimin elinde bunlar. Ama bunun yanı sıra bize palyatif arkadaşlar teklif getirdi. İşte bu içme suyunu şu anda içme suyunun en bölümü Cazibe ile karşılanırken sondajdan da işte 7 saatlik bir içme suyu kullanılıyor. Kalan zamanı örneğin işte 17 saatini 16 saatini de işte sulama göletine aktarsak, dereaz göletine aktarsak diye o zaman biz Koski Genel Müdürlüğü'yle irtibat kurduk. Yazı gönderdik. Gerçi bu dökme suyla derime dönmez ama
Teklifi geri çevirmedik yani sizin o teklifinizi. Mecliste de kararını aldım. Ama bu tabii şey, palyatif bir çözüm yani. Geçici ya da kısa vadeli bir çözüm. İnşallah Rabbim yağışı bol verir. Bu ortadan kalkar. Tabii bu kışın bir bölümünü atlattık. Ancak kalan süreçte inşallah birkaç daha program yaparsak, mesela geçtiğimiz günlerde 300 koyun projesi kısa sürede geldi geçti. Mesela o projeyi o anda Cihan görevde olsaydı herhalde öyle bir program yapardı. Bu 300 koyun nasıl alınır, şartlar ne, hemen nasıl müracaat yaparız filan, bunları konuşurduk. Veya teşvikle ilgili konularda işte teşvik nasıl alınır, krediyi nasıl alacağız, bunu nasıl alacağız derken Ziraat Bankası müdürünü de buraya davet ederek kolektif bir program. Yani sizin problemleri burada çözebileceğiniz şekilde bazı çalışmalar da yapalım. Sonuçta şu anda akşam vakti olmasına rağmen önemli bir katılım burada sağladınız. Bu da bu işe verdiğiniz önemi gösteriyor. Bundan sonraki programlara daha ciddi hazırlanarak, daha detaylı hazırlanarak size ciddi katkılar sağlayacak şekilde hem bilgilendirme hem de uygulama konusunda birlikte daha güzel çalışmalar inşallah yapılır. Ki yapar arkadaşlar. Hepsi genç arkadaşlarımız. Tarımda ne kadar mevcut var, personel var? 10 kişi olsun yani 10 tane mühendis ya da işte yüksekokul mezunu kardeşlerimiz var. Süleyman Hocam biz uzun zamandır tanışırız. Çok kıymetli bir değer. Aynı zamanda bölgemizi iyi tanıyan biri. İnşallah size önemli ve sizin fayda göreceğiniz bilgiler sunacak. Tabii bir toplantıda kalıp da her şey bir anda öğrenir. Buradan %3-5 bir şey alsanız, her toplantıdan böyle bir faydalanmış olsanız önümüzdeki süreçte çok daha verimli yıl geçiririz. Çünkü malum devletin tarım arazisi az. Dağlık bir alan. Az bir tarım arazisi var. Bu az tarım arazisini ne yapacağız? Bir benzetmek biraz yanlış. Hırsızlar mesela genelde yükle hafif pahada ağır şeyler alırlar. Derbent'in de tarım arazisi az olduğu için yani bak kıymetli olacak, para kazandıracak ürünleri ekip dikmek gerekiyor. Biraz oraya yönelmek lazım. Özellikle sulu tarım yapabildiğimiz yerlerde. Saraklılar biraz boynu eğik duruyor ama inşallah onların da boynu düzelecek. Biz çünkü 4 tane daha gölet projesi var. Onlar da inşallah gerçekleşecek. Arkasından Derbent'in tamamının sulu tarım yapması bizim hedefimizde. Bazen işte bu altına babarizli sulama havzası nedeniyle bazı yerler olmuyor. İşte bu bazen devlet su işleri konuya girmiyor. Öbür tarafın kamulaştırmasıyla olmuyor ama bunlar hepsi zaman içinde çözülür. Esas olan sizlerin birlikte hareket etmesi. Yani bu konuda Derbent'in milli geliri, Derbent'in ekonomisi, Derbent'in menfaati varken burada ne siyasi farklılıklar, ne dünya görüşündeki ayrılıklar aramıza şey koymayacak. Koymuyor da şurada şimdi hepimiz varız değil mi? Yani burada bütün görüşler, arkadaşlar var ve böyle olması lazım. Bu konuda da aklımızı, ortak aklımızı kullanarak bundan sonra geçmişte belki çok iyi değerlendiremediğimiz tarımsal imkanları, teşvikleri ya da diğer şeyleri bundan sonra daha iyi değerlendirelim. Her konuyu buraya getirebilirim. Her konuyu burada karşılıklı görüşebilirim. Burada bazen seçim oluyor. Geçmiş dediğimiz bir rahman görüşünde 2 tane seçim oldu herhalde. 2-3 tane seçim oldu. Bu seçimlerde de seviyeli ve ölçülü olun. Yani seçim deyince böyle birbirimize şey yapmayalım, girmeyelim. Bu seçim birini takdir edecek vatandaş ama o seçimle gelen kişinin görevine vatandaşa en iyi hizmeti vermek. Böyle. O anlamda da seçilen arkadaşlar kim olursa olsun biz hepsini tebrik ediyoruz. Amaç ve hedef burada Derbentli çiftçinin gelirini artırmak, yaşam standartını yükseltmek, yaşam kalitesini daha iyi hale getirmek. Derbent'te çünkü başka bizim şeyimiz yok, sanayimiz yok. Ne yapıyoruz?
tarım ve hayvancılık yapıyoruz. O zaman tarım ve hayvancılıktan aldığımız pasta dilimini arttırmamız lazım. Bunun için de ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bu konuda da Tarım İlçe Müdürlüğümüz tabii ki önderlik yapacak. Konuların gerek izahında gerekse aydınlatılması gerekse irtibatlarda gerekeni yapacak. Sadece büroda görev yapılmaz. Aynı zamanda ki önümüzdeki zamanda inşallah da göreceğiz. Sizin bahçelerinize, tarlalarınıza gelerek arada ne var ne yok, nasıl gidiyor falan derken yerinde bazı şeyleri, eksikleri, yüksekleri de birlikte yani siz çağırmadan, sizi davet etmeden bunlar da zaman zaman alanı gezecekler inşallah diye temenni ediyoruz. Ben sözü çok uzatmadan kıymetli hocama devredeceğim. İnşallah verimli bir toplantı olur. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Konuşmaları için Sayın Belediye Başkanı Sayın Hamdi Acar'a teşekkür ediyorum. Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi değerli hocamız Profesör Doktor Süleyman Soylu kürsüye davet ediyorum ve sahneye alıyorum. Sayın Belediye Başkanı, çok değerli ilçe tarım müdürü, çok değerli muhtarlar, çok değerli derbentli çiftçilerimiz, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii ışığı da söndürürsek. Tabii derbent bizim için ayrı özel bir bölge. Hep ovada geziyoruz ama dedik ki dağlık bölgeleri ihmal ediyoruz. Ben kendim de büyüktüm, yani biz de derbente benzer bir bölgedeyiz. Bazen buraları ihmal ediyoruz. Cihan Bey'in göreve gelmesiyle beraber eski bir öğrencimiz hocam davet etti. Biz de hemen koşa koşa geldik. Gerçekten Derbent'e gelince biz de nefes alıyoruz. Konya'nın okşeni herhalde buradan gidiyor. Tabii bu toplantımızın amacı, temel amacı özellikle belediye, kaymakamlık, ilçe tarım müdürlüğü ve üniversite çiftçi dövmüsü içerisinde artık tarımın bilgiye dayandığını ve bilgiyle tarımın yapılması gerektiği konusunda bir alışkanlığı gelenek haline getirmek. Bunlar biraz uzun süreçtir ama inşallah Derbent yavaş yavaş alışıyor bunlara. Bunda devamı gelecek. Bizim şey çok... Ben şuradan anlatayım, belki buradan herhalde çok verimli olmayacak. Çalışıyorum. Evet, biraz önce dediğim artık tarım bilgiye dayanıyor ve bilgiyi kullanmayan çiftçi de yavaş yavaş ne yapıyor? Tasını tarağını topluyor ve bunları terk etmek zorunda kalıyor. Daha önceleri de tabii şeye geldik, yani ben de 4-5. gelişim bu benim. Bölgeyi de yakından inceledik ama gerçekten Cihan kardeşimiz hevesli. Biz de inşallah bundan sonra onun bu hevesine elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Tabii Derbent'e geldiklerimizde farklı renkler gördük geçmişte. 2013'ten itibaren 4-5 defa geldik. Onunla ilgili görüntüler. Burada Sayın Başkan da vardı. Toplantılar yaptık. Arazileri gezdik. Onlarla ilgili görüntüler bunlar. Yine en son geçtiğimiz 5-6 ay önce Derbent Çalıştay yapıldı yine. Burada da Derbent için ne yapılabilir? Gelecekte hem tarımsal anlamda hem ekoturizm anlamında neler yapılabilir? Bunların arayışları içerisine girdi. Tabi bunlar bir süreç, yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladı. Tabi bugünkü toplantıda özellikle Derbent'in başlıca ürünleri buğday, nohut, arpa, taze fasulye, çilek, yonca, fil ve meyvecilik konularında ufak ufak değineceğiz önemli noktalara. Sonunda da soru cevap kısmında da yine merak ettiğiniz konulara cevap vermeye çalışacağım. Tabii su olmayınca bazı şeyler sınırlı kalıyor. Derbent'te ürün çeşitliliği yönünde maalesef suyun kısıtladığı bölgelerden biri. Ama bu amaçla neler yapılabilir? Tabii ki başkanım söyledi.
Buğday önemli bir ürün ama biz buğdayı ovada da yetiştiriyoruz. Yani bol çok geniş alanlarda. Derbent'in tüm buğday ekim alanı tutsanız bir tane ilçenin çok bir küçük bir kısmı dahi karşılayabilir. Önemli olan bu tip bölgelerde birim alanda katma değeri yüksek ürünler yetiştirmek. İşte buğday 3-4 yıldır 1 lira civarında. Dolayısıyla kıraş bir arazide, hani Derbent biraz yağışlı bir bölge, Dekara 300-400 kiloyu, 400 kiloyu çok nadir görürüz. 250-300 kilo, 350 kilolarda kalıyoruz. Yani gelir çok sınırlı. Oysa katma değeri bir üründe bu 3-4 bin liraları bulabilir. Tabii bu farklı ürünlere geçmenin veya birim alandan verimliliği arttırmanın yolu eğitimden geçiyor. Eğitim deyip geçmeyin. Teorik eğitim de çok önemlidir. Bu sene belki geç kalındı, havalar erken ısındı teorik eğitim yönünden ama en azından sonunda yakalamış olduk. Bununla ilgili biz yaklaşık 20 yıldır sürekli çiftçilerle beraberiz. Çiftçilerle beraber eğitim çalışmaları yapıyoruz. Sesim de gür aslında da mikrofonsuz da konuşabiliriz. Evet, mikrofonsuz da konuşabiliriz. Bayrağı. Evet, bayrağı kaldıralım. Sürekli eğitim çalışmalarındayız ve bunları hakikaten yani çiftçi psikolojisini yani biz önemli ölçüde çözdük ve şunu gördük. Tarımsal üretimde eğitimin yaşı yok. Ve şu salona baktığınız zaman belki yaş ortalaması gençler de var. Ama 50 civarında, 45-50 aralığında yine iyi bu. Bazı yerlere gidiyoruz, özellikle böyle arazinin küçük olduğu yerlerde yaş ortalaması 60'ın üzerinde. Ama bu tip üreticileri de eğitmek zorundayız. Bizim felsefemiz muhakkak her yaşta olursa olsun bunları eğitmekten geçmeli. Tabii eğitim çalışmalarında inşallah ileride bunları da yaparız. Biraz özendirici işlemlerin de işin içine katarak olayı biraz renklendirmekte de fayda var. Verimliliği arttırmak açısından geçmiş yıllarda yaptığımız çalışmalarda bunu gördük. Ve çiftçiyle aynı dilden konuşmak da çok önemli. Tabii biz üniversite hocasıyız. Her zaman vaktimiz olmayabilir ama burada ilçe tarımdan, değişik kurumlardan arkadaşlar da var. Muhakkak çiftçiyle diyalog kururken onların anladığı dilden ve onların seviyesinde belli bir diyalog ortamını yakalamaları gerekiyor. Bu verimliliği %100 arttırıyor. Gurur, kibir veya tepeden bakmayla hiçbir verimlilik olmuyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Tabii çiftçimiz de yenilikçi olacak. Bakın bu görüntü Karapınar'dan toprak altı damla sulama. Tamam ova kesim, şey kesim ama imkanlar dahilinde hemen herhangi yenilik gelirse hemen uygulamaya gidiyorlar. Artık Derbent de çiftçilerimiz de imkanları ölçüsünde yeniliklere ayak uydurmaya, yenilikler üzerinde en azından belli bölgelerde bazı üreticilerimiz bu konuda üzerine gitmesi gerekiyor. Bakın burada bir amca var 75-80 yaşında damla sulama ilk geldi hemen uyguladı 350-300 dekar tabii ova kesim için söylüyorum ama bizim buralarda da biraz artık eski düşünceleri biraz kırmamız gerekiyor. Çiftçimiz gerçekten gezdiğimiz yerlerde çözüm üreten bir çiftçi. Yani kendi imkanları ölçüsünde. Bakın bu tabloya. Taksisiyle boruyu taşımayı çözer. Toprağında kayse yaptıysa, kaymak bağladıysa onu çözmek için alet üretmiş. Balyalar uçmasın diye bidonlara su doldurmuş, etrafını dolandırmış. Bunlar basit ama çiftçimizin zeki olduğunun da bir göstergesi. Yani dolayısıyla istese çiftçilerimiz her konuda da ayak uydurabilir, çözüm üretebilir. Çiftçilerimiz toprağın kıymetini de bilmek zorunda. Esas konulara gelmeden biraz hani bu konulara dikkat çekmek istedim. Bugün Konya Ovası'nda artık hayvan gübresini parayla bulamıyoruz. Niye? Artık hayvan gübresinin verimliliği üzerine etkisi herkes tarafından anlaşıldı. Derbent'te de farklı değildir herhalde değil mi? Yani artık insanlar hayvan gübresini değerlendirmenin, bunda tabii hükümetin de önemli katkıları var. Özellikle gübre dağıtıcı makinelerin hibe desteklerinin verilmesi, eğer Derbent'te yoksa ortak bunlar hibe olarak alınabilir. KOP Kalkınma İdaresi'nden olsun, İl Tarım Müdürlüğü'nden alınabilir, çiftçinin hizmetine sunulabilir. Ve artık çiftçimiz, Derbent'te çiftçimiz de tedbirli olacak. Özellikle hayvancılık yapanlar bir el kaldırsın aynı zamanda. Yani %70-60.
Saman kaç paraydı vali? 25 kuruştu değil mi buğday hasadında? Şimdi kaç para? 60 kuruştu. Değil mi? Yonca 40-45 kuruştu. Yonca 1 lira şu anda. Eğer tedbirli olmazsanız 60 kuruşa şu anda valiye saman alırsanız o hayvancılıktan para kazanabilir misiniz? Kazanamazsınız. O yüzden çiftçi tedbirli olacak. Eğer hayvancılıkta yapıyorsa tedariğini sağlayacak ve bunları şey yaptı. Tabii arazi ziyaretleri başkanım da söyledi. Çok önemli. Arazide biz de çok şey öğreniyoruz. Yani ben haftada 15 günde muhakkak bir günümü araziye ayırıyorum ve üreticilerin tarlalarını geziyorum. Kendim teorik bilgim olmasına rağmen çiftçilerden de çok şey öğreniyorum. Bunlarla ilgili binlerce bende resim vardır. Yani her hafta yüzlerce resim çekiyoruz onlarla ilgili görüntüler. Dediğim gibi hakkınızı helal edin. Daha çok ova kesimlerde yoğun tarım yapılan bölgelerde hep dolaşıyoruz. Tabii bu sırada özellikle Derbent gibi arazilerin küçük ve hanımların da çok üretime katkı yaptığı bölgelerde bayan çiftçilerin de eğitimi ihmal edilmemesi lazım. Yani burada da bunu uyarmak istiyorum. Çünkü bizim gezdiğimizde çilekten tutun, taze fasulye de dahi değil mi? Hep kadınlarımız çalışıyor ağırlıklı olarak. Kültürel uygulamalarda da dahi muhakkak bunları da iyi eğitmemiz gerekiyor verimlilik açısından. Bunları söyledikten sonra gelelim hububata, buğday arpada. 2018 Ocak'ta şöyle yalandan bir kar yağdı değil mi? Ardından tabii arkası gelmedi. Geçen yıl gerçekten bu dönemde Derbent'in her tarafı karla kaplıydı. Verimli bir sezon geçirdik aslında 2017 sezonda ama sıkıntı şuydu. Buğdaylarımızın çoğu çıkamadıydı değil mi güzün? Evet. Hiçbiri çıkamadıydı bu görüntülerde gördüğünüz gibi. Ve hepsi baharın Mart'tan sonra hatta Nisan'ın başında çıkmaya başladı. Ciddi anlamda tarlada yeterli bitki Şubat sonu başı durum buydu. Çiftçilerimiz beni buradan arayan çiftçilerimiz de var. Onlarla ilgili görüntüler tarlalar kapatmamıştı. Ve tabii tarlada yeterince bitki sayısı olmayınca geçen yıl biraz istediğimiz randımanı ne yapamadık? Ya o kadar yağış olmasına rağmen yağıştan çok fazla faydalanamadık. Bazı bölgelerimizde dolu zararı da oldu. Bu bölgede pek olmadı ama bu yıl gerçekten güzel başladı. Yani her ne kadar kar yağmasa da Ekim'in sonu Kasım başıyla beraber gelen yağışlar, hava sıcaklıklarının da ciddi anlamda ılıman gitmesi, Türkiye genelinde de bu böyle oldu. Bakın Türkiye genelinde de sonbahar hep böyle mavi olan yerler iyi yağışlı gitti ve çıkışlar çok güzel oldu. Tabii geçen yıl sıkıntı yaşayan çiftçilerimiz ne yaptı? Tohumu fazla attınız değil mi? Yani bu sene geçen sene 25 kilo atan bu sene 30 kilo attı dekar. Yani genelinde bu hepinizde geçerli. Attığınız tohumun hepsi de çıktı mı bu sene? Çıktı. Yani bu iyi midir kötü müdür? Nedir? Bunun riskleri de var. Biraz sonra söyleyeceğim. 17 Ocak'taki görüntü arazilerden. Şu anda tarlaların hali. Bu sene bu bölgelerde çok görülmedi ama hafif yapılı topraklarda özellikle bambul dediğimiz buğday tam böyle başaktayken gelir sarı şekli. Görüyorsunuz resmini burada, şurada. Şu bambul dediğimiz belki uzaktan gözükmüyor ama turuncu böcekler. Bunların yoğunluğu biraz fazla olacak gibi görünüyor. Şimdi 2015, 2016, 2018 hep farklı yıllar. Farklı iklimler değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla artık biz alışagelmiş alışkanlıkları bırakacağız. İklime göre ne yapacağız? Artık hububat yetiştiriciliğini. Bu sene bizi hangi riskler bekliyor şu andan itibaren? Ekimler çok gelişkin. Tarlaları kapattı. Muhtemelen bundan sonra gelecek soğuklar ne yapacak? Buğdayları, arpaları etkileyecek. Soğuk zararını görebiliriz. Bunlara alışkın olalım. Şimdi havalar ısındı, hepiniz ilaç atmaya gitmeye başladınız değil mi? Ot ilacı atmaya gitmeye başladınız. Acele etmeyelim, daha otların hepsi çıkmadı. Ve gece sıcaklıkları Derbent gibi yerlerde hala düşük. Ve dolayısıyla attığınız ilaç bitki bünyesine girdiği zaman o düşük sıcaklıkla birleşince bize sık sık şikayetler gelir. Şöyle, siz de karşılaşırsınız. Eğer böyle soğukta ot ilacı attıysanız birkaç gün sonra, 3-5 gün sonra böyle görüntüler. Buna mahal vermemek açısından çok acele
etmeyelim. Gelecek haftayı falan bekleyelim. Daha bir hafta daha bekleyelim. Bir hafta 10 gün. Bu sene ot çok. Yani ot çok geliyor. Çayır da çok geliyor. Çayıra karşı da yine muhakkak tedbirli olalım. Onunla ilgili bekleyen riskler. Yine Nisan başında gelebilecek soğuklardan siz buğday başaklarımızda başak çıktığı zaman bu tip görüntüler göreceksiniz. Bunlar da yine şu şekilde görüntüler göreceksiniz. Bunlar da aslında o dönemki soğuğun değil de Nisan, Mart sonu Nisan başındaki buğdayın 20-25 santim boyunda olurken soğuğun gördüğü soğuğun etkisi arkadaşlar. Çünkü o dönemde buğdayın küçük bir taslağı, başağının taslağı ne yapıyor? Oluşuyor. Bu sene şartları iyi giderse sap biraz bol olacak. O yönüyle çok sıkıntı çekmeyeceğiz gibi görünüyor. Yine tarlalarınızda böyle morumsu bitkiler görürseniz bu sarı cücelik virüsü dediğimiz bir hastalık. Ben bunu Tekirdağ'da çekmiştim. O bölgelerde geçmiş yıllarda sık görülüyordu. Bizim bölgede tek tük görünüyor. Bilginiz olsun. Özellikle tarlada uçan böcek, bit, yaprak bitleri bunlar çok yoğun görülürse bunlar taşıyıcıdır. Bu tip görüntüler görürseniz ilçe tarımla bizlerle temas edebilirsiniz. Bambul bu sene yoğun görülecek gibi sünekımızda çok büyük sorun kalmadı ama buna karşı da tedbirli olalım. Şimdi tabii buğdayları ektik ama dermek gibi bölgelerde ekeceğimiz çeşitleri belirlerken muhakkak tarlamızın sulu kuru olmasına, ondan sonra toprak yapımıza, çeşidin özelliğine bunlara muhakkak dikkat edelim önümüzdeki yıllarda. Bunun için söylüyorum. Mesela ben kendimde bir çeşidim var. Makarnalık buğday çeşidi. Şimdi biraz önce hatta Ramazan Bey, hocam ben Bezosta'ya ekeceğim dedi mesela. Bu saatte. Dedim bu saatte ekmek risklidir. Niye? Çünkü ekmeklik buğdayların nedir? Soğuklanma süreleri uzundur. Yani belli bir süre soğukta kalması lazım ki sapa kalksın sonra başak oluştursun. Baharın hekimler için söylüyorum. Oysa mesela arpanın, makarnalı buğdayların daha düşüktür. Öyle bir şey yapırsanız, baharlık ekim düşünüyorsanız, biraz geciktik ama muhakkak arpa, makarnalı buğday, yulaf gibi ürünleri düşünün. Tabii bu yıl biraz sertifikalı tohuma talep azaldı. Niye? Buğday fiyatı düşük kalınca ister istemez çiftçi elindeki mahsulü kullanmaya başladı. Ama bu tip alışkanlıkları biz gelenek haline getirmeyelim. Çünkü devlet dekara 8,5 lira destek veriyor sertifikalı tohumu kullanan. Yani bu da ciddi anlamda aradaki ürünle tohumluk arasındaki farkı kapatıyor. Bunun karşılığını kat kat ve verim ve kaliteden alırsınız. O yüzden bunları ilçe tarım müdürlüğümüz de muhakkak sizleri ara ara bilgilendirecek. Yine geçmiş yıllarda burada eğitim yapmıştık. Ben söylemiştim ama kaç çiftçimiz uyuyor bilmiyorum. Muhakkak buğday ektiğimiz yılda tarlamızın Temmuz ayında hasattan sonra Ağustos orta, burada biraz hasat gecikiyor, Ağustos başı gibi tarla kuruyken patlatma çekelim. Bu patlatma dediğim 50-60 santimetre derinden. Sebebine gelince purlukla sürekli işliyoruz. Aynı derinlikten 25-30 santimetreden ne yapıyor orası? Demir gibi sertleşiyor. Ve bitki kökleri aşağıya inemiyor. Yağmur yağdığı zaman mesela bu sene kar yağmadı. Yağmur suları toprağın yüzeyinde bekliyor. Siz zannediyorsunuz ki saatlerce yağmur yağdı toprağın. Oysa toprak yağmur suyu toprağa aşağıya sızmadığı için böyle bir durum. Dolayısıyla toprağın alt kısmı ne yapıyor? Yeterince suya doymuyor. Ve ileride bir kuraklık yaşandığı zaman hemen bitkiniz ne yapıyor? Sıkıntıya giriyor. Patlatma yapan var mı içinizde? Yok mu hiç? O zaman Cihan Bey'e bir ödev veriyoruz bu sene yazıp. Çiftçilerimize muhakkak bu patlatmayla dip kazan çekmeyle ilgili bunun farkındalığını çok göreceksiniz. Hele hem sulanan alanda hem sulanmayan alanda. İkisinde de çok büyük katkı sağlayacaktır. Yine merdane muhakkak ekimin ardından hem toprağın nemini kaçırmaması hem de çıkışını sağlamak için muhakkak merdane kullanma alışkanlığını kaybetmeyelim. Onlarla ilgili görüntüler. Evet. Yine ekim zamanıyla ilgili, ekim sıklığıyla ilgili bazı şeyler söyleyeceğim. Bu sene dediğim gibi herkes tohumu çok attı. Kıraç alanlarda şöyle bir risk var bu sene. Yağış gelmezse nedir?
Düşünün 5 kişilik yemek hazırladınız, 15 kişi oturdu. Ne yapacak? Herkes doymayacak. İşte su yönüyle de, besin maddesi yönüyle de böyle risk var. Ama şartlar iyi gider, yağışlar devamlı giderse ne olacak? Bu verimliliğe olumlu yansıyacak. Ama ekinlerin böyle de bir riski var. Buna dikkat edelim. O yüzden hava durumuna göre eğer şartlar uygun olacaksa muhakkak ideal ekim sıkkında. Yani biz normalde 20-22 kilo diyoruz ama Derbent gibi hani sıkıntı olabilecek yerde hani 2-3 kilo da tolerans tanıyalım ama 25 kiloyu geçmeyelim dekar atacağımız tohumluk miktarında. Bu sene yatma riski olabilecek. O yüzden eğer şartlar uygun giderse onunla ilgili görüntüler. Kışa bu şekilde girmesini istiyorduk. Aşağı yukarı girdi. O yönüyle sıkıntı yok. Bu seneyiz. Bu sene havalar nemli gidiyor ve hastalık riskleri yüksek. Yaprak hastalıkları, mantar dediğimiz, sarıpas, septoria gibi hastalık riskleri yüksek. Buna karşı tarlalarımızı kontrol edelim. Eğer ihtiyaç durumunda gerekirse Tarım İlçe Müdürlüğümüz sizi uyarır. Eğer ilaçlama yapmak gerekiyorsa işte bu septoria dediğimiz hastalık. Bunların özelliği şudur değerli çiftçiler. Eğer buğdayın yaprakları ne kadar uzun süre yeşil kalırsa nedir? Taneyi o kadar besler. Tane dolgun olur, verim yüksek olur. Bu hastalıklarda yaprağın yeşil yüzeyini öldürür ve verimlilik düşer. Taneler cılız cılız olur. Yani dolayısıyla bunlara dikkat edelim. Arpayken çiftçilerimiz vardır muhakkak. Sık ekimlerde bu rinkosporin dediğimiz yine arpada da böyle yapraklarda siyah siyah yanık lekeleri görürsünüz. Bunlar da yine mantar hastalığıdır. Buna karşı da yine tarlalarımızı bundan itibaren takip edelim. Şimdi Derbent gibi üst üste anıza ekim yapan yerlerde kök çürüklüğü genellikle şikayet gelir. Akbaşak görür müsünüz hasatta tarlalarda? Şu şekilde. Beyaz. Beyaz başak. Şöyle görür müsünüz? Beyaz başaklar tam hasat olgunluğunda. Bu kök çürüklüğü dediğimiz bir hastalık. Özellikle üst üste buğday, arpa ektiğiniz yıllarda giderek yaygınlaşır. Tarla tesviyesi düzgün değilse, şey varsa muhakkak buna karşı da tedbirli olalım. Eğer geçmiş yıllarda da görülen tarlalarsa öbek öbek çöküntüler meydana getirir tarlada şu ilk resimde. Şurada, şurada da görüyorsunuz bakın tarlada şurada ileriden belli oluyor herhalde. Bu tip bir şey varsa muhakkak erken dönemde ilaçlı mücadele yapılabilir. Ama ileriki dönemde yapılacak bir şey yok. Kökler çürüdüğü için ileriye besin maddesi taşıyamaz ve ne yapar? Verimlilik düşer. Hatta tane dahi oluşturamaz. Bu sene ılıman gitti. Kurt gördünüz mü? Zabrus dediğimiz. Var mıydı bölgede? Özellikle böyle hafif bünyeli topraklarda. Artık bunun dönemi gitti. Ama bunu gördüğünüz zamanlarda unutmayın. Bir merdane çekmek, toprağı sıkıştırmak. Bu, yine tohum ilacı zaten bir nebze koruyucu ama buna karşı bu tedbirler alabiliriz. Süne kımırla ilgili zaten ilçe tarım gerekli surveyleri yapıyor. Eğer sıkıntılı bir durum olursa sizlere ne yapacaktır? Bunları bildirecektir. Ama şu an için çok büyük ağaçlık bir bölge olduğu için çok büyük sıkıntı gözükmüyor yani. Süneli taneler bunlarla ilgili. Şimdi geldik baharlık gübrelemeye. Kaç kişi attı gübreleri? Erdalısın bana. Hepiniz attınız değil mi? Kaç gün önce attınız? 15 gün olmuştur Allah bilir. 15. Bir ay oldu ya. İşte aslında mesela biz Facebook'tan filan hep uyarıyoruz. Yani acele etmeyin. Yani çünkü sizin ekinlerin kullanacağı gübre daha Nisan'ın başıyla Mayıs'ın ortası hatta Derbent'te Mayıs'ın sonu arasında kullanacak. %60-70'ini. Ama siz önceden ne yapıyoruz? Bunları acele ediyoruz. Havalar hele bir de iyi gittiği zaman böyle bir alışkanlık var. Maalesef bunu çok yenemedik. Biraz da belki yağmur yağar yağmaz diye alışkanlıklardan dolayı. Yapacak bir şey yok. %90'ımız 60. Yine bazı uyarılarda yapacak. Bizim buğdayımız, arpamız en çok azot, fosfor, potasyum tüketir. Tabii potasyum biraz topraklarımızda zengin deriz ama özellikle azot ve fosforu, bir de kükürt, özellikle pH yüksek buraların topraklarında kükürtlü gübreleri tercih etmek gerekiyor. Bir de buğday, arpa iken çiftçilerimiz çinkoya dikkat etsinler. Özellikle çinko mikroelementtir.
Yemekteki tuz gibi düşünün. Tuzsuz yemek yavan gelir. Az bir tuz attığınız zaman lezzeti gelir. Muhakkak toprak analizleri de destek şartı değişti biliyorsunuz. Artık müracaat ediyorsunuz yetkili bir laboratuvara. Gelip örneği alıyor, analiz ediyor, sonucu size veriyor. Hiçbir ücreti yok. Bir toprağınızı analiz ettirip bu hizmetten faydalanın. Yine artık Derbentli çiftçimiz ya ben iki çuval gübre attım demez. Ben bir çuval üre attım veya bir çuval şeker attım veya bir çuval 33 nitrat kalktı ama diyelim 26 nitrat attım gibi teknik kelimeleri öğrensin. Şimdi niye öğrensin? Şimdi mesela ürede 46 azot var, şekerde kaç var? %21 azot var. Yani dolayısıyla iki çuval şeker atmakla bir çuval ürenin verdiği azotu vermemiş oluyorsunuz. Bunları bilerek hareket edelim. Takıldığımız yerde muhakkak teknik arkadaşlardan yardım alalım. Yoksa paramızı boşu boşuna ne yapmış oluruz? Sokağa dökmüş oluruz. Yine verdiğimiz gübreler eğer toprakta nem yoksa bakın yarayışlılığı şu toprakta nem olduğu zamanki yarayışlılığı şu topraktaki nemin sınırlı olduğu zamanki yarayışlılığı. Dolayısıyla sulu ve kuru tarlalara atacağımız gübre miktarı birbirine ne olacak? Farklı olacak. Suluya buğday eken var mı? Yok herhalde değil mi? Ne? Biraz önce söylediğim bakın bizim buğdayla şu ana kadar verilen azotun aşağı yukarı %14-15'ini filan aldı. Geriye daha %80-85'i var. Yani biz ne yaptık ama 15 gün bir ay önceden gübreyi önüne döktük. İhtiyacı yok. Yani düşünün siz 6 aylık bebeğin önüne kuzu kesmişsiniz. Çocuk yer mi? Yemez. Büyüyünce yiyecek. Yani dolayısıyla gübreleri atarken de mümkün mertebe mesela bu yıl yapacağımız şuydu. Tamam yine atacaksanız bir parça verin ama ikinci parçayı ayırın. Özellikle Mart sonu Nisan başında ikinci parçayı verin ki azotu ne kadar parçalarsanız hem proteini yüksek olur hem verimliliği arttırır. Ama maalesef bunu tam çiftçilerimize fazla anlatamadık. Şimdi tabii buğday eken çiftçilerimiz özellikle kıraca eken çiftçilerimizin Derbent gibi bölgelerde